Evet hoş geldiniz. World of Warcraft sınıf rehberleri serimizin Free Warrior bölümündeyiz. Şimdi video nasıl olacak? Ee, önce Free Warrior'dan bahsedeceğim bir. Sonra e, kendi skilllerine bakarız, talent ağacına bakarız. Ondan sonra statlara bakarız. En son da ırklara bakıp e, videoyu kapatırız. Tamam mı? Şimdi Free Warrior nasıl bir e, DPS spey? A Tam bir doldur boşalt spey, ee, mili zaten warrior ee, onun dışında gayet hızlı hani e, rage'i dolduruyorsun kullanıyorsun dolduruyorsun kullanıyorsun dolduruyorsun kullanıyorsun hızlı hızlı direkt damage'ler üstünden doğru düzgün bir overtime yok. Ee, bunu yaparak aynı şeyleri aynı rotasyonu tekrarlayarak devam ediyorsun. Rotasyon nasıl? E, rampage diye bir skilli var. Rampage kullanarak sürekli kendini enrage tutuyorsun. Enrage e, uptime'ın ne kadar yüksekse o kadar fazla damage vuruyorsun. Bunu e, bu şeyi sistemi sağlayarak işte 2 ya da 3 global cooldown'da bir rampage vurarak tabii yüksek statlarda bu ekspansiyon başında olmaz. 2 e, ya da 3 global cooldown'da bir rampage vurarak üstünde enrage'i tutarak yanına diğer skillleri ekleyerek e, Doldur boşalt şeklinde damage yapıyorsun. Oynaması gayet basit. Şimdi şöyle bir olay var e, Free Warrior'da onu anlatmam lazım. Şimdi burada Single Minded Fury diye bir talentımız var. Diyor ki eline iki tane one handed kılıç alabilirsin. Kılıç, mace, axe artık neyse. E, fist weapon da olur CTR veriyorsa. Bunlardan kullanabilirsin diyor. Titan Grip var burada. Titan Grip'te diyor ki eline iki tane two handed kılıç alabilirsin. Bir bu eline bir bu eline e, ee, işte daha fazla damage vurur falan filan demiş. Şimdi bunlardan hangisini alacağımızı neye göre seçiyoruz? Bakın şimdi. Amir Rasil'de normal loot'a bakalım. Şimdi şu two-handed bir silah. Bundan iki tane aldığınızı düşünün elinize. Bir de şundan iki tane aldığınızı düşünün. Şimdi şunla şunun ne farkı var? Bir kere atak speed olarak bakın sword altında speed 3.6 yazıyor ya. Speed olarak two haliyle daha yavaş. Bunda ne var? 2.6. Hani bir buçuk katı gibisinden bir şey. Onun dışında vurduğu damage aralığına bakın. İkisi de kılıç olduğu için bir şey değişmeyecek. 771'e 1288. Buna bakıyoruz 1455'e 2427. Daha da genişledi aralık. Aralık genişlediği için DPS'e bakalım şimdi. Daha yavaş olmasına rağmen DPS'teki farka bakın. Ee, 540 desek ona 539. da kaç? 395. Şimdi bunun böyle olmasının nedeni Normal şartlarda e, dual weapon kullanırken iki tane one handed kullanırken İkisinin ee, ikisinin toplamının bir one handed kadar olması bir two handed silah kadar olması lazım. Hani stat olarak da öyle. Bakın mesela. Burada ne? 716 6, STR. Burada ne? 340 üsür. Hani two handed'dan biraz daha az. İki tane kılıcın, iki tane one handed silahın birleşimi bir tane two handed ayarına gelmeli hemen hemen. Bak mesela ikinci statlara bakalım. Burada kaç var? 650 orada var. 200 oradan. 853. E, 923 değil mi? Buna bakalım. Kaç veriyor? Şuna 300 desen. Şuna 60 desen. 460. 456. 456 çarpı 2. Hani iki tane tuttuğunu düşün. Denk gelecek mi diye düşünüyoruz. E, 456 çarpı 2. işte 900 küsüre denk geliyor. Bunu da kaç dedik? Alt. Yani main statlarda e, iki tane küçük kılıç kullanmak daha az. İkinci statlarda crit versatility falan filan onlar da daha fazla. Normalde böyle olması lazım. Free Warrior'ın farkı ne? Bu sistemdeki two-handed'dan bir tane daha alıyor eline. Ne oluyor o zaman? Yani şeye one-handed kılıca x desen normalde x x 2x olması lazım. Bunu senin elinde 4x x ile oluyor. Acayip bir e, ikinci stat patlaması, acayip bir e, str patlaması oluyor. Canın daha fazla stamina'dan dolayı. Çünkü elinde normalde ne olması lazım senin? Ya iki tane e, 1352 stamina lazım. işte, 2500 stamina değil, 2600 küsür. E, yok 2700 mü oluyor? Neyse. Burada ne var? 2800 stamina. Sen ne yapıyorsun? Normalde elinde iki, üç, e, 2000 600 civarı stamina olacakken ya da 2800 civarı stamina olacakken bir tane daha alıyorsun eline. Bir kere canın artıyor. Canın artıyor üstüne ekstra STR geliyor. Ekstradan ofendinle vuracağın silahın e, damage aralığı da 1455'e 2427 oluyor. Yani kendiliğinden zaten bir arttı. Bu bir. Statlar arttı, vuracağın damage, her şey arttı. Bunun dışında buri varıyorlar. STR gittiği için şimdi enrage sana daha e, damage de veriyor daha hızlı saldırmanı da sağlayacak. Atak speed de verecek. Atak speed şimdi ne olur? Şey olarak düşünün. 2.6 hızda vuran birisinin %30 hızlanması mı daha iyi? 3.6'da vuran e, birisinin %30 hızlanması mı daha iyi? Hangisinden daha fazla kazanım yaparsın? 3.6'dan. Çünkü daha yavaş yüzdesel olarak daha fazla hız kazanmış olursun. Twendet kullandığın için, üstüne bir de haste gittiğin için ekstra ekstra kazanıma giriyor. O yüzden Two handed kullanmamız lazım. Şöyle bir durum var. Burada e, single minded fury'de %5 damage artı e, hareket hızı var. Altına bir de burada geliştirmesi var. O ta %30 daha şey fazla damage vuruyor ve de e, işte crit vurduğunda o ta %50 ihtimalle enrage oluyorsun. Şimdi ekspansiyon başında belki bu işe yarayabilir. Çünkü statlarla alakalı sıkıntılar. Crit vurduğunda kesin hani şey mesela War en başında Crit'le alakalı sıkıntı yaşarsın Crit'e gidersen. Çünkü Haste Master üstünden biraz gidiyor bu. Master'e gidip Haste'i belirli bir yere kadar getiriyorsun. Yanında Crit'le falan destekliyorsun. Artık işte statları ayarlayacaksın. Konuşacağız onu. Ee, bu sefer bu Crit'ten de sıkıntı çekecek. Eğer War başında bu böyle kalırsa. Neden? Critin çok yüksek olmayacak. Oto atak critlerin %50 ihtimalle veriyor bir de. Hani oto atak critlerin kesin enrage yapsa bari. Yapmayacak. Şu an niye kullanılmıyor? Şu anki zaten rotasyonda senin enrage'ini sağlayacak hani ee, şöyle düşünün. Bunun avantajının ne olması lazım? Diğeri daha fazla vuruyor oto ataklarla falan şeyden dolayı. Ee, weapon range'inden dolayı, o vuracağı damage'den dolayı bunun senin daha sık enrage yapması lazım. E şu an zaten ile alakalı sıkıntımız yok. Ee, rampage'ı vurdukça 3-4 saniyede bir rampage vuruyorsun. Zaten enrage 4 saniye kalıyor. Diğer skill'lerin de seni enrage yapıyor. Mesela burada Odin's Fury var. Enrage yaptırıyorsun buradan. Enrage ile alakalı sıkıntın olmadığı için buna gitmene gerek yok. O yüzden one handed almana gerek yok. Zaten bir one handed bir two handed kullanmayın. Öyle bir şey yok. Ee, o yüzden two handed iki tane dev silah kullanılacak. Tamam mı? Bununla alakalı. Spek dediğim gibi doldur boşalt speki ee, rage oluşturuyorsun, Rampage de boşaltıyorsun. Oluşturuyorsun, rampage'la boşaltıyorsun. Diğer mesela Arms'tan Fury'ye geçtiyseniz eğer Arms'ta gördüğünüz çoğu rage kullanan skill Fury'de DPS e, yapıp sana rage veren bir hale geliyor. Senin Arms'taki yegane rage harcayıcın rampage. Her şeyi sağlıyor. Sayfaya girince göreceğiz tamam mı? Peki burası bu kadar. Skilllere geçelim. Evet skilllerle devam edelim. Şimdi buradan bir bakmamız lazım. Temelde kullanacağımız neyimiz var? Ee, stance Berserker Stance'e de işte. Berserker, Berserker Stance'de kalacağız. Defansif durumlar gerekirse e, Defansif Stance'e geçebiliriz. E, raid ne oluyor genelde? Bu ya da dungeon'dayken tankın ölürse belki. Yani ufak bir yaratık. Boss'u tutmak zor da. Ee, hayatta kalınabilir. işte böyle şeylerle, cooldownlarla falan filan. Çok kısa bir süre tabii ki bu. Ee, onun dışında charge bunlar, 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 bunların hepsini zaten bir şey videosunu anlattım. Slam. Slam Evi Warrior videosunda anlattım ama Fury'de de bu rotasyona girebilecek bir skill. Ee, talent'ı alınca normalde Rage harcayan bir skill. Talent'la birlikte sağ, sol altta bir talent var. Onunla birlikte Rage oluşturan bir skill'e dönüşüyor. Bunu anlatacağım. Bunun dışında burada bir şey yok. Burası tamam. Şuraya bakalım buradakiler. Şeyden alınmayanlar. Bloodthirst nerede? En üstte. Bloodthirst değil. Geçtik. Execute. Şimdi Execute ile alakalı şöyle bir şey var. Execute normalde daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ee, normal şartlarda Rage harcayan skiller Free'de Rage oluşturan skilllere dönüşüyor. Ee, Execute'dur. işte Slam'dir. Bu tip şeyler. Ee, ekstradan rage verecekler. Mesela şurada Whirlwind'de de bunların arasına koyabiliriz. Instant artır rage veriyor. Görüyor musunuz? Normalde rage harcayan bir skill. Peki burası, burası. Bunlar zaten talent'tan. Talent'tan olanlara özellikle bakmıyorum. Raging Blow nerede? Şurada. Rampage zaten. Recklessness. Orada Cold, Steel. bu talent'tan gelen şeydi yanlış. Evet burada. Dual wield. İki tane silah kullanabilirsin diyor. Ofend, e, de bir tane tutabilirsin. Enrage. Bakın şimdi. Enrage master üstünden güçlenen bir şey. Master'ımız Enrage'in Enrage'ken vurduğun darbeyi, damage'ı arttırır. Arttırması. Master üstünden gidilecek. Yani Fury'nin damage'ı master üstünden. Ee, Enrage nasıl yapılıyor? Enrage bazı skill'ler kullanıldığında ya kesin yani kesin verenler var ihtimalle verenler var sen enrage yapıyor enrage olduğunda da işte bu buff ortaya çıkıyor ee, mesela bloodthirst yüzde otuz ihtimalle enrage yapıyormuş seni Baz, bazı yerlerde bloodthirst, bloodthirst kesin kullandığında enrage yapıyor böyle şeyler var burası masterimiz bu da titan grip demin baktığımız şey iki tane two handed silah alabiliyorsun eline bunların ikisi de two handed gördüğünüz gibi şimdi talent'a geçelim Talentlarda burada ekstradan neyimiz var? Mesela şu talent. Buna en son mu baksak? Buna en son bakalım. Şuradaki skillleri hallettikten sonra. Şimdi Bloodthirst. Bloodthirst'ın 2.2 saniye e, şeyi var. Cooldown var. Bu ya 3 ya 3.5'tur. Çünkü haste'in bayağı yüksek olması lazım. %38 haste varsa bu 4 saniyedir. 4 saniye cooldown'ı olsa bunun. Tamam mı? E, physical damage vuruyor hedefe. Sana maksimum canının %3'ünü geri veriyor kazanıyorsun yani eksikse her. Ee, ve de 8 rage veriyor. Basit skill. En basit skill zaten bu. Sürekli kullanacaksın. tabi şey rotasyona göre. Sonra Raging Blow var burada. Raging Blow ne yapıyor? 6 saniye, 7 saniye olsun bunun kullandığı muhtemelen 7'dir ya 7 ya 8. Ee, üstünde haste var olduğu için göremiyorum. Cooldown'u düşmüş bak. Yeşil yazınca cooldown'u düştü demek. Melee range dibinden vuracaksın yere hedefin. Ee, physical damage vuruyor. Armor'a takılacak ve de rage veriyor. Şimdi buradan bakalım. Enrage olduğunda hastin %15 artıyor ve de %10 daha hızlı hareket ediyorsun. Hareket hızın %10 artıyor. Enrage'ken ve hastin de ıı, şeyde daha hızlı atak yapacaksın falan. Bu da %15 artıyor tamam mı? Şimdi buraya bakalım. Enrage regeneration. Kendi temel Fury'nin kendine ait defansif skill'i. %30 daha az demiciyorsun. Ve de Bloodthirst'ı her kullandığında ekstradan %20 daha fazla can veriyor. %3 mü veriyordu maksimum can? %23'ünü verecek Bloodthirst'ı şey açıkken. Enrage Regenerasyonu açıkken. Ve de bunu stunken, işte iken falan. Rogun geldi bir tane, Rogun bir tanesi geldi kafana vurdu. Incapacitate oldun. Kullanabilirsin. Tamam mı? 8 saniye sürüyor. Burada ne var? Execute. Execute'un dönüşme şekli. Execute artık rage harcamıyor ve de kullandığında 20 rage veriyor. Dedim ya, şeyler, skill'ler rage harcamaktan ziyade kullandığında rage verir hale gelecek. Burada ne var? Bloodthirst'ün damage'ı %10 artmış. Geçelim. Bloodthirst artık bir hedefe ilk kez vurduğunda %30 değil kesinlikle enrage yapıyor. Normalde Bloodthirst neydi? %30 ihtimalle enrage yapıyordu değil mi? Artık bir hedefe ilk vurduğunda yüzde yüzdesi yok. Direkt enrage yapıyor seni ve de yüzde işte yüzde on daha fazla ihtimalle yapıyorsun. Bunu alırsan yüzde otuz yüzde kırk beşe çıkıyor. Yüzde ihtimal yüzde çıkıyor her zaman. Bir hedefe ilk vurduğunda da kesin range yapıyor. Buraya bakalım. Ee, en yüzde daha az damage alırsın diyor. En range'ken defans da geldi bakın. Buradan enerji reaksiyon 3 saniye daha uzun sürer ve de bastığın an kullanır kullanmaz canının maksimum canının %15'ini veriyor. Burada ne var? Sudden Death. Warrior speklerin hepsinde var. Protection'da bile olacak mı? Ne yapıyor? Ota atakların, atak, atakların, ota atak yazmamışlar. Atakların ihtimalle Execute'un cooldown'ı şey yapıyor. Ee, cooldown'ı resetleyip canı ne olursa olsun karşı tarafa kullanabilme yeteneği veriyor. Ne normalde bu Execute %20'nin altındakilere kullanılıyor. Altta bir talent var. %35'i çıkarıyor bu alt limiti. E, bu prokladı diyelim. %70 can da hedef. %70 olmasına rağmen çat diye vurabilirsin. Bu prokla birlikte. Sudden death lazım. Buraya bakalım. Raging Glove'un artık çift çarjı var. Tek çarj bu. Çift çarjı var. Ve de Raging Glove'a bastığında %20 ihtimalle kendini resetliyor. Yani cooldown'ı ıı, şey yapacak. Cooldown'ı resetlenecek. Çarj gitmiyor gibi düşünün. Peki şimdi 3 yol var. Önce şuradan bir inelim. Burada ne var? Rampage var. Rampage temel tele, rage harcayacak skillimiz. Ne yapıyor? 80 rage harcıyor. 4 tane arda arda pat 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 2 elinle birlikte. 2 tane vurup sonra çift indiriyor. Animasyonu o şekilde. Toplam 30 bin damage vuruyormuş physical damage. Ee, şimdi bunun yan yollarına bakalım. Burada ne var? Rampage 12 saniyeline %2 haste veriyormuş sana. 4 kereye kadar stackleniyormuş ama... Eğer bunu iki tane hedef var önünde. Buna vurdun vurdun bunu stackledin. 3 stacklesin. Sonra gittim buna da vurayım biraz dedim. Buna geçer geçmez hedef değiştirdiğinde statların resetleniyor. Yani o haste statın kalmıyor. Single target vurmalık bir skill. Ya da şey de olabilir işte. E, hep aynı hedefe rampage atarsın. Sonra yandakilere vurursun rampage'i yine aynı hedefe kullanırsın. Gitmez. Üst, ya da hedefi hiç değiştirmezsin. Sürekli buradan whirlwind'e basarsın. Whirlwind'e bastığında etrafındaki iki kişiye daha vurur. Bununla birlikte 4 oluyor. Bu single target dalarsın 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 etrafa whirlwindle birlikte onun damage'i yayılır. Cleave olacak. Tamam mı? Bu böyle kullanılıyor. Hedefi değiştirirsen Rampage yaptığın hedefi, stackler gidiyor. Burada ne var? Ee, Rampage'in her vuruşu 25 ihtimalle Raging Blow Charge'ı veriyormuş sana. Ne demek bu? Dört kere vuracak zaten. Dört vuruştan oluşuyor dedik. İki tane vurup son iki tane indiriyor. Yüzde yirmi beş ihtimalle diyor. Ee, yani bir rampage demek bir tane Raging Blow charge'ı demek gibi bir şey. Ee, burada ne var? Slathering Strikes. Şimdi. Alttaki yazıyı sonra okuyacağız. Üstteki. Raging Blow eee bir sonraki Rampage'nin her vuruşunun %20 güçlenmesini sağlıyor. 5 kereye kadar stackleniyor. Yani Raging Glove'u attın, attın, attın. Böyle Bunu kullanmak çok zor bir şey. Biriktirmen lazım. Birikecek bir durumda yok. Şu an zaten e, sen Rampage'ı her 2 ya da 3 global kullanılan birinde kullanıyorsun. Bunun birikime gibi bir şeyi çok zor. Alttakine at sonra bakacağız. Üsttekinin olması çok zor. Arda arda o kadar fazla Raging blow vurmazsın. Yani 2 ya da 3, 5 olmaz. Peki buraya baktık. Şuraya bakalım. Ee, e, Furiye özgü cooldown, buff cooldownı ne yapıyor? Seni berserk yapıyor. Ee, rage oluştur, oluşturduğun bütün rage %100 artıyor. Yani bu sana eğer 8 rage veriyorsa 16 rage verecek. Sonra ee... 12 saniye boyunca bu rejenerasyon da 12 saniye boyunca bu da 12 saniye boyunca %20 crit şansı veriyor. Tamam mı? Crit, buradan %20 crit alıyorsun. 1,5 dakika cooldown var. 90 saniyede 12 saniye bu buff. 78 saniye downtime var. Ama bu azalır. Ee, güzel bir yer burası. Şuraya inmeden şuraya bakacağız. Buraya bakalım. Cruelty. Enrage'ken Raging Blow %15 daha fazla damage vuruyormuş. Ee, Annihilator'da, Annihilator'da şu, şuradan göstereyim artık bunu. Raging Glove'un yerine geçiyor, Raging Glove skill olarak gidiyor, oto atak. Oto atakların ihtimalle damage vurup ekstra rage veriyor sana. Annihilator bu, alttaki talent. Şimdi şuna geri dönelim, Annihilator'ın her vuruşu bir sonraki rampıcının... e, damage'ını %2 arttırıyor, 5 kereye kadar stekleniyor. Yani %10. Şimdi o atakla birlikte, atak hızıyla birlikte bu çalışır. Neden? Her yani 3 4-5 saniyede bir rampage vurduğunu düşün. 4-5 saniyede bir sen rampage vuruyorsan o arada ota atakların 2'şer, 3'er, belki 4, 4 kere falan vurursun. Çünkü yüksek hastin var. O kadar ota atak yoğunluğuyla birlikte her biri de bundan veriyorsa genellikle %8 falan daha güçlü bir rampage vuracaksın ota atak hızından dolayı. Eee... Başka. Bu böyle. Şuradakine bakalım şimdi. Şey neredeydi o? Annihilator'ın da damage'ını %10 artırıyormuş. Yani bu talentlar genellikle şey oluyor. En iken Raging Blow. Şu kadar güçlenir. Raging Blow'u alttaki talent siliyor mu? Yani pasif hale getiriyor. Pasif hale getiriyorsa onun da gücünü arttırıyoruz demişler %10. on. Ee, skill'e basmadığı için global cooldown gitmediği için genellikle pasif skill'ler daha güçsüz olur. Ee, Raging Blow %15 artarken o %10 artmış. Neden? Raging Blow'u vurduğunda global cooldown kaybediyorsun bir de onu vuruyorsun. Annihilator sürekli çat 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 vuracağım bir şeye ekstra damage demiş oluyorsun tamam mı? Şimdi şu tarafa bakalım. Burada ne var? Eşin Juggernaut. Normalde diğer iki spekte Juggernaut bunun adı. Burada Eşin Juggernaut ne yapıyor? Ezekütünün crit ihtimalini 15 saniye yerine %10 artırıyor. 5 kereye kadar stackleniyor. %50 demek. Yani alınması gereken bir talent. Burada ne var? Vermin kullandığında bir sonraki... Bir saniye... Bu olmasa normalde bu talentta şu yazıyor. Vervin kullandığında bir sonraki iki tane skillini bir sonra kullanacağım. bundan sonra kullanacağın iki tane skillinin e, vurduğu damage'in %55'ini etrafa yaymasını sağlıyor. Yani single target skill'i attın. Daha doğrusu Vervin'de bastın. Üstünde bunun buff'u var. Bunun buff'u varken single target'ı Bloodthirst attın. Bloodthirst vurduğu hedefin yanına vurduğu e, şey vurduğu damage'in %55'ini etraftakilere vuruyor tamam mı? Ee, de 3 rage artı kaç ekstra hedefe vurursa o kadar ekstradan rage alıyor. Maksimum 5 rage diyor. Ne demek bu? Whirlwind'de demek ki 5 hedefte en fazla kullanacağız. Yani daha fazlasında da olur da Whirlwind'in bir sınırı yok. Şuradan bakalım. Nerede Whirlwind? Bak 5 hedeften sonra canı, gücü azalır diyor ya. 5 hedeften sonra gücü azalır kısmını. Bak buradan da anlayabiliyoruz. Çünkü 3 rage veriyor artı her hedef başına bir tane daha diyor ya maksimum 8 diyor. Ne demek bu yani 5 hedefe vur diyor. Yani tankların pull'ları biraz buna bakarak yapması lazım ki can o doğru orantılı gitsin. Burada ne var? Vervint %25 daha fazla damage vuruyormuş ve de 2 değil 4 tane single target e, skill'i AO'ya yapıyor. Yani bu ne demek? Şuradan bir yerden şuradan bakacağız. Bunu cooldown'a bağlayacağız. Cooldown'a bağladıktan sonra bakın burada 7 saniye cooldown'u var ama %80 daha fazla damage vuruyor. Buradaki olay ne? 4 tane vuracak ya 4 tane vuracak. 2 tane vursa patlarız. 7 saniyede 2 taneden fazla single target vuracaksın. 4, tane, 4 tanesini arda arda AO'ya vuracağı için 7 saniye ideal. Hani 1 saniye falan oynarsa oynar. Yoksa yine AO'ya vuracaksın. Bu bunu destekliyor bu ikisi. Şuraya geldiğimizde anlatacağım tekrar. Ee, şuraya bakalım. Execute artık %35'in üstündeki hedeflere, altındaki hedeflere vurulabiliyor. %20'den %35'e çıktı. Ve de cooldown'ı 1.5 saniye düşüyor. Gayet güzel. Burada ne var? Raton Fury. Ee, Raging Blow %15 daha fazla damage vuruyor ve de enrageken Raging Blow %30 ihtimalle instantly an, anında kendi cooldown'ını resetliyor. Burada da vardı aynısı. Burada da var oranları farkı sadece. Bu normal sürekli olan bu enrageken. Tamam mı? Şuraya bakalım. Raiding Glove'a bir charge daha eklediler. 3 tane charge oldu. Bununla birlikte 2 tane bu vardı. bir tane bu var. Şimdi alta inelim bu ne? Crit. Ha dur inmeyelim buraya. Şunları yine Warrior'ın şu sayfası gibi değerlendirmemiz lazım. Burası dursun. Şuraya geldik. Burayı da yapmadık. Buradan bakalım. Enrageken o atakların misleme ihtimali yok. Şimdi bu misleme ihtimali nedir? dual silah kullanıyorsan offhand'inin misleme ihtimali var. Çünkü hani e, normalde nasıldı bu? Ta klasik zamanı. Main hand'de yazanın tamamını vururdun. Hani expertise falan her şeyin tam olduğunu düşün. O zaman expertise diye bir şey vardı. Onların falan tam olduğunu düşün. E, main hand'de tam vururdun. Offhand'le hem mis ihtimalin var hem de daha az damage vuruyorsun. Hani NBA oyuncusu değil bunlar sonuçta 251'den mükemmel kullanacaklar Offend'le daha güçsüz olduğu kabul ediliyor oyunda öyleydi o yüzden mis ihtimali vardı şimdi o gitti ama mis ihtimali hala var bunun sayesinde Offend'inden mislemiyorsun karşı tarafa ama senden kaynak kaynaklanan bir mis olmuyor ee, şey mis ne demek kaçırmıyorsun salladığın silah değiyor yani karşı tarafa. Burada ne var? Bunu anlattım zaten en başta. Single Minded Fury. Eline iki tane One-Handed silah alırsan damage'in ee, damage'ın %5 artıyor. Hareket hızın %5 artıyor. Yetersiz. Ota atak ihtima, ota atak gücün One-Handed silahları varken ota atak gücün %30 artıyor ve de ota atak critlerin %50 ihtimalle seni en range yapıyor. Bu da gerekmiyor şu an. Çünkü talent sistemine göre buna ihtiyaç yok. Ace Master üstünden gidince itiyor. Şuraya bakalım. Bloodthirst %50 daha fazla damage vuruyor %35'in altındakilere. %35'in altındakiler daha fazla damage vursan ne olacak ki? İkinci sezon setiyle birlikte bu çok damage vurur. Çünkü Bloodthirst'ün üstüne yüklenecek her şey. İkinci sezonda 24'ünde çıkacağını düşünürsek. 10 ee, stackle birlikte bununla, bunu kullanırsın. Çok da sık kullanacağım bir şey değil zaten. O stack'leri biriktirmen gerekecek sezon 2'deki versiyon 40 yılda bir Blood satardı Free Warrior'lar o zaman. Şimdi bir de bununla birlikte Execute kadar, ben yani da fazla vurur. 135'in altındakilere. Buraya bakalım. Blood Bir sonra kullanacağım Blood Thirst'in crit ihtimalini %15 artırıyor. 5 kereye kadar stackleniyor ardarda arda kullanırsın. Bunu yanlış hatırlamıyorsam değişti mi bilmiyorum da bunu yoruma yazın eğer şey hani doğrusunu yazın. Ee, crit vurduğunda sıfırlanıyordu sanırım. Fire Mage'dekinin aynısı. Fire Mage'de şey e, Fireball atıyorsun crit olmadı mı? Crit ihtimalin artıyor. Fireball'un criti. Attın yine mi crit olmadı? Bu sefer iki katına çıkıyor. Attın crit olmadı. Üç katına çıkıyor. Attın crit mi oldu? Diriliyor sıfırdan tekrar. Fireball crit vurmazsa. Bunda da öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani üstünde sürekli %75 critle geziyorsun olamaz Blood için. Ama bunu şey e, Free Warrior, oyn Free Warrior oynayan birisi yazsın yoruma. Şimdi burada ne var? Blood Tours ekstra 4 rage veriyormuş ve de Gushing Wound diye bir efekt bırakıyormuş hedefin üstüne. Bu overtime kanama efekti. E, 20.000 karşı tarafa damage vuruyor. O 20.000'i 20 de sana can olarak çekiyor. Yani Gashing Wound <laughs> BPA zamanında üstümüze kullandığımız e, Insanity miydi? Corrupted mıydı? Öyle bir item şekli vardı. Corrupted itemların efektlerinden bir tanesi. Herkesi kan atıyordun. Paramparça oluyordu onlar. Onlar e, damage yedikçe de sen can alıyordun. Sonra zaten bunun gücünü azalttılar. Çok fena vuruyor diye. Gushing Wound diye bir efekti. Hatta ismi de aynıydı. Bunu buraya koymuşlar. Buraya bakalım. Bleed Damage. Odin's Fury, Thunderous Roar ve Gushing Wound zaten bütün bleed damage'ları şeyin bu. E, overtime physical damage olarak düşünün. Fury'nin bütün damage'ları bu. Odin's, Odin's Fury'nin bir direkt damage'ı var, bir AOE'si var. Overtime'ı var. Thunderous Roar da aynı şekilde sol taraftan aldığımız. Gashing Wood'u da demin anlattım. Zaten bunların hepsinin darbesi, vuracağı darbe %20 artmış. Bleed damage ama direk değil. Direkt vurdu değil. Mesela e, ee, Odin Suri ne yapıyor? 10.000 vuruyor, 11 de overtime mı vuruyor? 10.000 vuruyor, 10 overtime vuruyor ya. 20 artarsa 10 bin vuracak, 12 bin overtime vuracak. Hani tamamen güçlenmiyor sikiller, sadece kanama kısmı. Şimdi asıl yere geldik buradaki sikiller. Burada ne var? Mastery yüzde 2 artıyor, 1 çarpı 2 çift spawn. A. Ve de Bloodthirst'un cooldown'ı 0.5x2 azalıyor. Daha kısa sürede vuruyorsun. Ee, sonra burada Swift Strikes var. Ne yapıyor bu? %2 haste veriyor. %1 çarpı 2. Raging Blow ekstradan 2 tane 2 rage kazanıyor. 1 çarpı 2. 1 rage çarpı 2 puan. Ee, ve de Annihilator'da 1 çarpı 2 yine aynı şekilde. Hani Annihilator'la şey, Raging Blow aynı şey ya. Birbirinin yerine geçiyor. Buraya bakalım. kredi ihtimalin %1 artıyor. Çift puan %2. Raging Blow ve Annihilator'ın damage'ı ee, düzelteyim. Raging Blow ve Annihilator'ın crit vurduğundaki damage'ı yani crit damage'ı %10 artıyor. Tamam mı? Burası böyle. Şimdi buradaki bütün skill'lere tek tek bakalım. En baştan başlayalım. Odin's Fury. Ee, 45 saniye cooldown olan bir arkadaş bu. Buradan kısalıyor mu? Bakalım kısalmıyor. 45 saniye cooldown olan bir skill. Kullanıyorsun. Ee, 12 yer çevrendeki herkese önce bir 60.000 damage vuruyor. Sonra 4 saniye içinde 30 bin damage daha vuruyor. Sana 15 rage veriyor. Ee, şimdi alttaki özelliklere ineceğiz. Bu böyle bir skill kendi başına tamam mı? Buraya bakalım. Odyssey freeyi kullandığında en rage olursun diyor. Bak çok iyi bir şey. Bunu e, şeye denk getirmen lazım. Mesela rage veriyor ya bir de üstüne ve vurdun vurdun işte bloodthirst attın enrage olmadın rampage'a e bastın rage'in hepsini harcadın hop enrage oldun o Enrage'i kullandın işte şeyle bloodthirst'a ya da ne bileyim başka diğer skill'lerle bunları kullandın mı daha şeye gelemedin rampage'a e gelemedin bunu atacaksın kuldağında da 45 saniye zaten onu denk getirmen lazım tabi bunu atacaksın attıktan sonra enrage buff'u ile birlikte şey yapacaksın buff'ı ilerleteceksin. Bunu diğer skilllerle birlikte kullanabilirsin. 5 saniye falan filan geciktirip hani illa odis Fury'ye gelir gelmez kullanman gerek diye bir şey yok. Çünkü Enrage'e etkisi var. Üstüne güç de veriyor ya şuradan. Ee, Enrage yaptığı için ekstradan güç alıyorsun. Enrage'in buff'ını alıyorsun. Onlarla birlikte diğer cooldownları denk getirmen lazım. Aynı anda hepsini atarsan zaten hepsi birbirini destekleyip aşırı güçleniyor. Şimdi bunun devamı ne? Ee, %10 daha fazla damage ve de sana 4 stack whirlwind efekti veriyor. D whirlwind efekti ne? Burada baktık. Vurduğun damage'in %55'i etraftakilere yayılıyor. 4 stack. Yani whirlwind'e basmana gerek yok bunu bastığında. Whirlwind buff'ını alacağına buna basıyorsun. Ee, single target vurdukların etrafa yayılıyor. Tamam mı? Burada diğeri var. Ne bu? Ee, 10 saniyeline ota ataklarının hızını ve vurduğu damage'i artırıyor. %30. Gayet yüksek bir oran. Ama bu daha iyi ya biri ya diğeri bu olması kötü. Bak burada mesela istediğini böyle seçiyordum pat pat bunu alırsın bunu da alırsın falan. Burada ya biri ya diğeri talent'ı. O yüzden bir ilginç olmuş. Bu daha iyi tabii ki. Şimdi buraya bakalım. Bu da çok önemli değil. Önce şeyleri bitirelim. Bu çok önemli diye şimdi anlatıyorum. Bu o kadar önemli değil diye anlatıyorum. 13 saniye cooldown var. Kullanıyorsun 30 rage alıyorsun. Ee, hedefe hedefe 40.000 damage vuruyor. Ve de 6 saniyeline enrage yapıyor seni bakın daha uzun en süresi. 30 e, rage veriyor sana. E, bunu kullanacak global cooldown'un olmayabilir. Normalde güzel skill ama bunu kullanacak global cooldown'un araya sokuşturacak şeyin olmayabilir. Statlarına bağlı. Tamam mı? E, bunun dışında şurada Ravager var. Ravager'a da bakalım. Ravager ne yapıyor? Silah e, silahını atıyorsun yere olduğu yerde böyle dönüyor. Tamam mı? 1,5 dakika cooldown var. Orada dönüyor dönüyor oradaki hedeflere 100.000 damage vuruyormuş 8.7 saniye üstünde Ve de 8 hedeften daha fazla hedef olursa vurduğu damage düşüyormuş Hani Hepsine AOE toplam vurduğu damage azalacak çünkü ekstra hedef var tamam mı ee, Her damage vurduğunda da Sana 10 range veriyor bu nedir biliyor musunuz 9 ya da 10 saniye aşağı inmiş hasten dolayı 9 ya da 10 saniye sürecek Her sa saniyede bir damage vuracak yani bu 10 çarpı 10 muhtemelen ya 90 ya 100 rage verecek. Oradaki her damage vurduğundaki o ekstra rage vermesin bir kepi var yani. Tamam mı? Alta bakalım. Bu ne? Ravager aktifken her 0.7 saniyede 1. %5 movement speed alıyorsun. %5 strength alıyorsun. 6 kereye kadar stackleniyor. 6 saniye sürüyor. Bunun aynısını arms, Warrior, arms videosunda baktık. Blade Storm yaparken Hurricane'de adı hatta. Blade Storm'la dönerken bak Blade Storm kanat bir canceled by using Hurricane demiş. Bizde Blade Storm yok. <laughs> Şuradan alınabiliyor mu? Yok alınmıyor. Bizde şeyde Fury'de Blade Storm yok. Aynı değiştirmemişler bunu. Bunun aynısını arkadaşlar videosunda da baktık. Tamam mı? STR stackleniyor, atak hızı stackleniyor. 6 saniye sürüyor buff. Buraya bakalım. Ravager'ın damage'ı %30 düşmüş ama çift çarjı var artık. Ve de her damage vurduğunda 20 rage veriyor. 10 yerine 2 katına çıktı. Yani AOE talent'ı. Mitik artı da kullanılacak bir şey ama Mitik artı da çok daha iyi tanış seçenekler var. Bu çok alınabilecek gibi bir şey değil. Şimdi şuraya bakalım. Annihilator daha doğrusu Storm of Swords ne yapıyor? Whirlwind'in artık 7 saniye cooldown'u var ama yüzde %80 daha fazla damage veriyor. Neredeyse iki katına çıkarmışlar damage'ı. Alta iniyoruz. Slam'in 9 saniye cooldown'ı var. Slam'in normalde cooldown'ı falan yok. Rage harcayan bir skill. Slam hiç de sevmem skill'i. Ee, 9 saniye cooldown'ı var. 10 rage veriyor. Ve de... Şimdi buna biraz bat garip olmuş. 10 rage vermesini sonra koymaları lazımmış olumsuz bir şey söyleyecekler sandım. Hani Slam has a 9 sec cooldown but deyip ikisini birleştirmeleri lazımmış. Neyse. Ee, on rage veriyor. Yüzde daha fazla damage vuruyor. 9 saniye cooldown geldi ama. Sürekli kullanabileceğim bir şey değil. Çok da önemli değil zaten. Aradaki boşluğu doldurmak için, ekstra rage almak için kullanacağım bir skill. Sürekli basacağım bir şey değil. Annihilator. Ne yapıyor bu? O atakların ihtimalle physical damage vuruyor. Ee, i̇htimalle değil. Kesin. Yanlış dedim. Doğru değil dedim. Auto atakların ekstradan physical damage vuruyor ve de 4 rage veriyor. Tamam mı? Raging Blow falan yok ama. Raging Blow pasif. Artık Annihilator'un adı orada öyle kalacak. Şimdi Annihilator ile alakalı her şey ne oldu burada? Ee, şey gitti. Blood, Blood Storm, e, var. Ortada Raging Blow var. Raging Blow vardı. Onu Annihilator'a çevirdik. Pasif oldu. Skilllerden bir tanesi gitti. Raging Blow kaldı. Ee, şey kaldı. Ne bunun adı? Rampage kaldı. AoE için Vermin kaldı. Single target'a. Normalde Slam Arms tarafının şeyde Fury ile çok işi yok. Buradan free'e de eklendi. Dragonflight'in başından beri diyorum ha. Öncesi için ee, çok önemli yok. Ee, neyse. Slam'ı ekledik. Slam'ı de ekstradan rage kazanmak için ekledik. Onun dışında da burada işte cooldownlarımız var. Odin's Fury bir cooldown burada. Avatar bir diğer cooldown. Thunderous Roar diğer cooldown. AOE'de Thunderous Roar. Single Target'da Champion Spear cooldown. Bunlardan bahsedeceğim az sonra. Ee, ondan bir tane daha cooldownımız var. Bir de Reckless'ınız. Bunların hepsini birbirine uygun şekilde kullanıp ee, DPS'inizi yapacaksınız. Onları da bahsedeceğim. Şimdi burası bu şekilde. Şuradaki talent'a bakalım. Burada ne var? Diyor ki her 20 rage harcadığın her 20 rage recklessness'ın ve ravager'ın cooldown'ını bir saniye kısaltır. Anger management. Bütün warrior'ların zamanında skill'i warrior şeyde de var. Ee, Protection'da var. Arms'da var mıydı? Şu an hatırlamıyorum. Arms'da da olabilir. Hepsine koymuşlardır. Ha, rage harcadıkça bir skill'inin cooldown'ı düşüyor. Burada ne var? Recklessness 50 rage kazandırıyor sana. Kullandığında ve de Rampage'i kullandığında bir sonraki skill'in güçleniyor. Şimdi bir sonraki skill'inin güçlenmesi şu. Ee, bunun adı neydi hatırlamıyorum. Bu Bloodbath'e dönüşüyor. Şöyle bakalım. Bunu al. Şu değil. Şöyle yapalım. Bakın şimdi. Buraya özellikle koydum tuşları. Görüyor musunuz? Bunlar normal Bloodthirst'ta Raging Globe'un normal şeyi. Hali. Rampage kullandığımda Bakın değişecek şimdi. Hop değişti. Bloodbath Bu ne? Crashing Blow oldu. Raging Blow yerine. Aynı efekt, daha yüksek damage. Tamam mı? Mesela, bak ne yapacak. Koyayım. Ne yapıyordu bu? %3 can. İşte vurduğu damage artmış. Rage bak iki katına çıkmış. O arada, e, Rage iki katına çıkmamış. Aradaki buff'tan dolayı oldu. E, rage iki katına çıkmıyor. Sadece ekstradan damage. Bak Bloodthirst'e de geri döndü. Gördünüz mü? Şimdi. Bir kere daha bakalım. Bakın aynı Bloodbath. Buna bakalım Crashing Blow. Neye değinmişecek? Az sonra geri geldiğinde Damage'i aş aşağı inecek sadece. Hadi bitsin. Ha geldi. Damage aşağı indi. Gördünüz mü? Sadece güçleniyor. Daha güçlü bir versiyonuna dönüşüyor. Bunu ardından kullanıyorsun. Şimdi sistem bu. Raging blow attın. Raging blow attıktan sonra hop şeyi atıyorsun. E, ee, Bloodthirst'ı atıyorsun. Bloodthirst'ın güçlü halini atıyorsun. Bloodthirst diye bir şey yok artık. Rotasyonda senin Raging... E... rampıcıdan sonra vuracağın skill'in Bloodthirst değil Bloodbath. Niye? Bloodthirst Bloodbath'e dönüşüyor. şeyi Rampage'i kullandıktan sonra bakın. Gördünüz mü bu? Bunu vuracaksın. Sonra geleceksin. Oluşturacaksın. Hop attın yine bunu vuracaksın. Sistem bu. Onu attıktan sonra hemen diğeri. Şimdi. başka ne var? Buraya baktık. Buraya baktık. Şuraya. Şuralara baktık. Şimdi. Ne yapıyordu bu? Elle Rage veriyordu. Rampage'ında bir sonraki Bloodthirst'e Raging Blow'un güçlendirmesini sağlıyordu. Raging Blow'un güçlendirilmesinin bir anlamı yok. Çünkü şey. Bir tane puan bulmam lazım benim. Şunu, şunu alalım. Bunu koyalım. Ee, Raging Blow artık Annihilator. O yüzden öyle bir şey yok. Bakın gitti gördünüz mü? şunu basalım. Buna basalım. Bak bir değişim yok. Gördünüz mü? Bloodbath değişti sadece. Yani Raging Blow şeyden Rampage'den sonra Bloodbath'a basacağız. Bu kadar. Bunu kapat. Bunu kapat. Güçlendirilmiş hali bunlar zaten. Şimdi bunun altındakiler bakalım. Rampage ve Onslaught %20 ihtimalle 4 saniyeline Recklessness veriyormuş sana. Onslaught'u geçin. Rampage tamamıyla. Bu talent Rampage için alınıyor. Neden? Rampage'e vurduğunda %20 ihtimalle Reckless'ın açılır üstüne belki. Reckless'ın açıldığında da daha devam edersin. Daha hızlı ilerlersin. Niye? Reckless'ın sana %100 şey veriyor. Ee, regenerasyonu veriyor. Bu ne yapıyor? Reckless'ın süresini 4 saniye uzatıyor. 4 saniye uzatacağına ihtimalle 4 saniye ara sıra gelmesi çok daha iyi. Şimdi normal şartlarda başka bir spek olsa ara sıra 4 saniye gelmesi işini bozabilir. Ama Free Warrior'da sen yaptığın hep aynı. Hep aynı. Single target dalıyorsun Odin's Free'ye bastın. Odin's furyden gelenlerin range ile birlikte. Range topluyorsun Rampage'e basıyorsun. Range daha toplayamadıysan ne yaparsın? Bloodthirst'e arada tekrar basarsın. Rampage'e tekrar basarsın. Rampage'e bastıktan sonra... Ee, aklım gitti. Altta birisi bir şey yazmış e, ee, Rampage'e bastıktan sonra Enrage oldun. Enrage'le birlikte standart rotasyonuna devam ediyorsun. Eğer AOE'deysen Whirlwind. Whirlwind o geldi. Eğer Odin's Fury varsa e, Odin's Fury'e basıp Whirlwind'in şeyini geçiyorsun. Geç e, sırasını savuyorsun. Hep aynı şey. Hep aynı şey olduğu için Rampage'den sonra gelecek kısımda Rage'inin %100 artması demek Recklessness gelirse %100 artması demek senin daha çabuk Rampage'i tekrar kullanman anlamına geliyor. Tamam mı? Sistem bu kadar. Hiç başka bir şey yok. <laughs> bu şekilde. Bu tabii şeyden bahsediyorum burada. Avatar var kullanacağım. Burada Thunderous Roar var. Bunları kullanma sıram falan da önemli. Hani sadece bu kadar değil. Kullanları araya sokuşturmak da önemli. Ne zaman ne yapacaksın? Hangisiyle birleştireceksin falan. Bunlar da önemli. Ama rotasyon sürekli aynı. Kullandığın şey sürekli aynı. Rampıcı olabildiğince çabuk girmen lazım. Tekrar ki 4 saniye içinde şeyim e, in Enrage'inden yararlan, sürekli yararlan. Burada bu var. Şimdi buraya geçtik. Şurayla alakalı tekrar bir girmemiz lazım. Şimdi Thunder Sword mükemmel bir skill. Kanatma skilllerinin süresini uzatıyor, damage'ini artırıyor. Güzel. Ama bu AOE'de kullanılacak bir şey. Single target'ta ne yapıyoruz? Champion Spear'ı alıyorsun. Champion Spear'ı alıp şunu alıyorsun. Bunu aldığında Champion Spear'ı yere attığında 4 saniye yerde duruyor ya. Arms videosunda anlattım bunun ne yaptığını. 4 saniye yerde duruyor. Sen içine girdiğinde 6 saniye bunu alacaksın tabi single target için. 6 saniye çıkıyor. 6 saniyede ne yapacaksın? Ee, rampıcı attıktan sonra rampıcı şey rage e, tutacaksın bu bunu kullanmadan önce. Rampıcı attıktan sonra hop bloodbath atacaksın. Sonra rampıcı gelecek rampıcı atacaksın yine bloodbath, rampıcı atacaksın yine bloodbath. Neden? Çünkü crit vurduğundaki damage'in %25 daha fazla. Single target oynarken önemli olan o adamı Olabildiğince Champions Might Champions Spear orada kaldığı sürece şu buff'ı aldığın sürece Arda arda pat 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 vurup durman. Tamam mı? Single ee, single target'ta spear, AoE'de thunderstorm. Şu özellikle gayet güzel bir şey. Ee, talent. Ondan sonra burada da şu var. Buna da tekrar girmek lazım. Avatar. Avatar'ı kullanıyorsun 20 saniye %20 güç veriyor sana. Bu basit. En e, şeyde rage veriyormuş. Burada ne var? Avatar'ı ya da Recklessness'ı aktif edersen diğerini daha güçsüz şekilde aktif ediyor. Ne demek bu? Avatar'a bastım mı? Bastım. Avatar'a bastığımda üstüme Recklessness açılıyor ama %50 jenerasyon veriyor. Yani %10 crit veriyor falan böyle. Ya da süresi kısalıyor Tamam mı? Bunlardan bir. Hatta bakalım şöyle. Ne yapıyormuş? Deneyebileceğimiz bir şey varken. Şimdi. Bastım buna. Ne yaptı? Yüzde Aynısının kısasını verdi. Süresi kısa. Avatar üstümde bu açık. İkisini de kapattım. Şimdi Reknesnes'e basıyorum. Ne verdi? Bakın aynısının süresi. Gü ee, şey, güçsüzleştirmiş versiyonu dediği durasyonunun kısa olması. Buff yine aynı. Yüzde yirmi güç veriyor yani. Peki. Buna geçtik. O ne yapıyor? O da Odin's Fury ile alakalı. Odin's Fury'yi vurduğunda diğerini verecek. Bakalım ona. Odin's Fury'yi kullan... Avatar kullandığında Odin's Fury aktif oluyor. Odin's Fury'yi kullandığında Avatar aktif oluyor. Yine Reduce Effectiveness diyor. Ee, Reduce Effectiveness diyorsa süresi kısalıyordur. Tamam mı? Bu da bu şekilde. Buralara bakalım. Buralarda bir şey yok zaten. Önemli olan buralarda. Ee, rotasyonu... Dediğim gibi... Ee, Odin's Fury ile Enrage girersiniz Odin's Fury'den sonra Rampage'a ulaştıktan sonra ulaşırsanız ulaştıktan sonra standart döngüye giriyor cooldownlarınızı aynı zamanda açıyorsunuz alıyorsunuz Allah ne verdiyse böyle bir sistem önemli olan Rampage'ı Rampage'daki döngüyü sürekli sağlayabilmek Single Target'ta Champion yere yarattıktan sonra içine girip o dediğim e, 6 saniyelik go rotasyonu yapacağınız zaman... E 130'a çıkıyor ya bizim şey Warrior'ın rage sınırı, rage sınırı. O 130'a çıkma kısmını neredeydi o? Ha şurada. 130'a çıkıyor. 130'a çıktığın çıkmak kısmını olabildiğince oraya kadar gelip öyle Champion Spirit atacaksınız ki orada biraz rage kaybı olabilir. Çünkü 130 hani o ataklardan Annihilator'dan geliyor oto atak crit olur bir şey olur oradan geliyor. Orada biraz rage, kay kaybedebilirsiniz ama o şeyin içine Spir'in içine girip 6 saniye boyunca atabileceğiniz bütün Bloodbath'leri atmanız lazım şeyle birlikte. Ee, ne onun adı? Ee, o buff varken üstünüzde %25 crit damage buff'ı varken ee, olabildiğince her şeyi atmanız lazım. Tamam mı? A ee, AOE'de de zaten Thunder Sror'u atacaksınız. İşte Avatar'ı kullanacaksınız. Rage üretirken Rampage'i şeyle Reckless'ına girmeniz lazım. Zaten en baştan Rage döngüsünü sağlayabilmek için. Peki statla şeyler, skill'ler bu şekilde bahsettiğim bir şey, bahsetmediğim bir şey varsa alta şey yaparsınız, yazarsınız bunu. Statlara geçelim. Evet şimdi statlara bakalım. Statlarda yani Dragonflight'e özel düşünmeyin bu anlatacaklarımı. Genel olarak anlatacağım. Şimdi. Satların ne alta yaradığına bakalım önce. Versatility zaten standart. Ekstra bir yerde değişmiyor. %1 atak damage. vurduğun darbe. %1 yaptığın healing. %0.5 damage taken. Bu kadar. Ekstra herhangi bir şey yok versatility'nin tamam mı? Bunu geriye attık. Şimdi. Master'ı ne yapıyor? Enrage'in gücünü arttırıyor. Enrage olduğundaki gücü arttırıyor. Ne demek bu? DPS için, DPS'i direkt olarak arttırmak için master almamız lazım. Belirli bir sınıra kadar. Onun dışında... Ee, nerede bu? Haste ne yapıyor? Haste... En başta anlattım. İki tane koca kılıç kullanacağız zaten. İki tane koca kılıç kullanırken... 3.6... E, saniyede bir vuran kılıçlar bunlar. Haste ne kadar yüksekse... Bu 3.6 saniye o kadar aşağı düşecek. Daha hızlı vuracak. Ve silah sallama timer'ın şey yapıyor. E, kısalıyor. Tamam mı? Bunun dışında... Bir saniye. Bunun dışında cooldown'larının... Kullandığın cooldown'larının süresini kısaltıyor. Daha sık atabiliyorsun. Global cooldown, cooldown'ın düşüyor. Üstüne ota atak hızını şey yaptığın için... Ota atak, ota atak hızını düşürdüğün için... Ota atak üstünden... Ee, rangede kazanma hızını artıyor Tamam Yüz, Normal şekilde Yüzdesel olarak artırmış Oluyorsun Şimdi Haste'in hey, ama belirli bir sınırı var Crit'e ee, bakalım Crit ne yapıyor Vurduğun damage'in yüzdesini artırıyor Ve de bak gördüğümüz yüzde o talentlardan Deminden beri baktığımız yerlerden Execute özellikle diğer skill'lerde de var Damage vurduğunda crit e, demecini artıran skilller var. Yani crit buradan önemli. Üstüne iki tane kılıç var elinde. İkisini de tek tek vuruyorsun. İkisinden de ota atak e, ota ataklarından range kazanıyorsun. Range kazanıyorsan crit vurduğunda %20 daha fazla kazanacaksın. Yani bunu salladın 10 range alacaksın. Eğer bu salladın 12 vurursa e, şey y, crit vurursa 12 range alacaksın tamam mı? Arms'ta bu %30'du hatırlıyorsanız. 12 alacaksın. Crit de ekstradan Rage kazanmaya yönelik hareket ediyor. Şimdi Crit ile Haste arasında belirli bir bağlantı kurup Mastery ve Versatility'i denk getirmeniz lazım. Mastery zaten üstümüze sürekli Enrage tutmak amacımız olduğu için ve de Enrage'i de şuradan bakalım. Neredeydi bu? Enrage atak hızı veriyor. Haste veriyor. Buradan Haste'imizi de alıyoruz üstüne. Bunların hepsiyle birlikte belirli bir haste seviyesi var ulaşman gereken. O single target'ta şunun içinde 3 üç, 3'tü bir ara şu an 4 atılıyor olabilir. 3 ya da 4 tane blood atabilmen için gerekli olan haste lazım tamam mı? Ona erişebilmen için 3 diyelim. 4 oldu mu hatırlamıyorum. Emin değilim. 3 ama atılabiliyor e, 6 saniye içinde 3 tane Bloodbath atabilmen için gerekli bir haste var. Single target özellikle. O haste seviyesine ulaşacaksın. Global cooldownlar da ona göre azalmış olacak. Şimdi onun için lazım. onun yanına crit ile haste'i birleştirip belirli bir şey, raid jenerasyonu lazım. Bunları dengede tutacaksınız. Versatility'yi eğer dungeon'a giriyorsanız yükseltirsiniz. Eğer raid'de ise crit ya da haste'i e, götürürsünüz. Çünkü milisin ve de çok fazla bir defansın yok e, warrior olarak. Yani tamam sana atılan şey spell e, reflection'la falan e, geri yansıtabiliyorsun, bir şeyler yapabiliyorsun. Bunlarla alakalı bir şey demiyorum. Ama direkt damage yersen bir Demon Hunter kadar dayanıklı değilsin. Can çekiyor gibi duruyor karakter. Sağdan soldan sürekli heal geliyor gibi duruyor ama o kadar efektif değil. Sadece şey var %30 daha az damage yiyorsun regenerasyonda ve de kendi canını ani doldurabiliyorsun. Ama buna güvenirsen ee, çok şey olmaz, çok böyle ee, nasıl diyeyim sıkıntıya düşülebilir. O yüzden Dancine giderken versatility yükseltmen lazım. Yani böyle, böyle devasa bir boyuta da getirme de. Yani mesela şuradaki stat oranları var ya mesela 5400 master'ı. 5400 master'ı diyor penaltıya girmeden buralarda master'ı tut. Versatility dungeon'daysan eğer işte 5000, 4500, 4000 o civarlarda tut versatility. Haste de crit'i mesela ben tank'ım diye normalde haste'im bu kadar yüksek bu kadar olmaması lazım. Haste'i normalde ne kadar desek? Bunlar da 3000 civarı tutsan dungeon için diyorum ideal. Ee, çünkü hani şu anki oranlara bakarsak crit üstünden bu şekilde. En başta anlattıklarım. Bu Crit'in, Haste'in, Master'in, Versatile'in ne işe yaradığıydı? Şu anki sisteme bakarsak Crit Haste'i hemen hemen yan yana tutup Master'i en öne çekeceksin. Versatility'ye eğer dungeon'a giriyorsan biraz yukarı çekeceksin Crit ile biraz üstüne. Eğer Raid'e gidiyorsan Versatile'i o kadar bulaşma. Crit, Haste. Çünkü Rage harcaman daha fazla olacak. Bir de e, Yani raid mekaniklerinde boss'un sürekli Kıçında dolanamayabilirsin Aradaki boşluk kısımlarda e, Crit ya da haste'den Rage oluşturamayacaksın Versatility'den defans Biraz daha işe yarayabilir e, O yüzden Crit haste Versatility'nin önünde raid'de e, Dungeon'da versatility'yi biraz yükseltebilirsiniz Tabi ama bu da biraz kişisel tercihe Kalmış bir şey Statlar bu şekilde. Master'ı e en önemli statımız. Yani aklınızda bu kalsın. E, Race'lere bakalım. E, evet race'lerdeyiz. Şimdi Human yine yani Free Warrior için söylenecek sınıflardan bir tanesi. Ekspansiyon sonundayız. Sezon 4'te statlar yükselecek. Statlarla birlikte kullanılır. Ve de e, hani dediğim gibi 4 statta free varıyorun 3 aşağı 5 yukarı işine yarıyor. Böyle aman aman kaçmanız gereken bir stat yok. O yüzden e, human ırksalı o bütün ikinci statları 0.5 daha fazla alması çok işe yarar. Human var bir kere. Onun dışında zaten cüceyle tavrın kesinlikle olması gereken şeyler artık hani crit vurduğunda %2 daha fazla damage. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Tauran yapacağınız çünkü warrior'ın her tarafında stun var ama e, shock wave alamıyorsun. Shock Thunder'dan şeyden e, ne bu? War War Stamp'dan kapatabilirsiniz. 2 dakikada bir. 1 dakika mı? Bir indirdiler mi bunu? AoE stun yapıyorsun. Gayet iyi. Ama Cücelerin kendini temizlemesi de çok iyi. Özellikle dungeon'dayken üstüne böyle e, garip bir buff atıldığında disease'dir, poison'dir bir şeydir. Stone form'a geçip %10 daha az damage yersin. Hepsini de silersin. Mis gibi e, ırksal. Şimdi bunlar çok iyi. Onun dışında dungeon'da night çok fazla kullanılıyor. Shadow meldinden dolayı mekanik skip için. E, başka başka başka. Fury varıyor en fazla buna yakışıyor bence. Bu organlara. baksana şuna uluyan şey. Daha nasıl bir free olabilir? Ama ırksalları berbat. Yüzde bir crit. Yüzde kırk koşu hızı falan yok. Kötü. Ama görüntü olarak mükemmel. Ee, tank tarafı bu daha fazla. STR alıyorsun bundan. Ee, kullandığında STR alıyorsun. Irksalını kullandığında. Ve ne kadar üstünü temizlersen o kadar fazla ekstradan STR alıyorsun. DPS'ler için olabilecek bir şey ama ekstradan bir tane e, trinket'ın varmış gibi Rıksalını kullanıyorsun. A o çat diye iniyor. Yüksek bir damage hem de. Ork yani free warrior olarak iyi olabilir. Atak power veriyor. Bakın STR verse başka bir şey. Atak power veriyor. Düşündüğünüzden daha az etkili bu. E, ve de Yüzde bir pet demici var. Yüzde petin yok bir şeyin yok. İşe yaramaz. Üstüne stun yediğinde daha az kısa sürüyor. Şimdi şimdi şeyi karşılaştıralım. Stan yediğinde daha kısa sürmesi mi? Standan direkt çıkmak bak mı? Humanların bu su çok güzel. Stan yedin mi? Hop bas çık. 2 dakikada falan. 1,5 dakika 2 dakikada bir. Kullanıp çıkabiliyorsun. İkinci statlarda da zaten orka basıyor human. Yani o, o, ekstradan bir tuşla trinket gibi kullanmaktansa sürekli aynı şeyi yapmak daha iyi. Hani şey diyebilirsiniz belki. Free Warrior zaten burst. Her şeyi aynı anda açıp yapıyorsun. O arada orkın ırksalını basıp yaparsın dersin. Yani kaç tane de bir Orkun Hırsalı'nın uzun. Sen zaten ya 45 saniyede ya 1,5 dakikada bir bunu tekrar yenileyip yenileyip duruyorsun. Çünkü Recklessness 1,5 dakika 90 saniye 90 saniye inecek Rage'i harcadıkça. Ee, yok ama o talent'ı almıyorsun dur. 1,5 dakika diye düşün. 45 saniyede şey... Bir Odin Spree'yi tek kullanacaksan sonra Odin, çift kullanıyorsun. Avatar'la birlikte denk getir. Zaten bir ton damage buff'ı var. Üstüne bunu denk getirmek o kadar önemli değil. Human ork'tan çok daha iyi. Night Nightborn'ların hiçbir efekti yok. Magic veriyorlar. Undead geç. Yani yok. <laughs> şey diyemiyorum. Magar orklar çok kötü. Hastin'de de bir şey yok. Zandalari'de da bir şey yok. Bunlar bunların hiçbirinde bir şey yok. Dediğim gibi. Tauren Fury Warrior'da Shockwave'e ve Inmek sıkıntı sol tarafta. Ee, de bunu değiştireceğiz diyorlar. Shockwave'i daha yukarı çekeceklermiş. Ama sağ altta... sol talent sayfasındaki sağ alttaki bölüme İnmek çok zor. Onu utility olarak kullanmak çok zor. O yüzden Fury Warrior olarak oraya inemezsin. Ya Thunder alacaksın, Avatar alacaksın, ya Thunder alacaksın ya da Spear alacaksın. Gidip bir de Shockwave alamazsın Dungeon için. Sana ekstradan stun buradan gelebilir. Ama ben stunla uğraşmak istemiyorum. Interrupt'ım var bir de Stormbolt alırım. İşte olur biter diyorsan eğer. Ki mantıklı olan da o. Ekstra stun'a gerek yok. Herkes de stun var çünkü. Single target Stan alırım diyorsan cüce. Cüce Warrior kadar iyisi. Hani Muradin olmak çok daha iyi. Kern olmaktan. Kendi de değil aslında. kendi de bir tane koca totem kullanıyor. Buri Warrior için cüce daha şey hoş. Irksallar olarak da öyle. Yani burada ne var? Eğer Tauran cüce tipinden hoşlanmıyorsanız human olabilirsiniz ikinci statlar için. Ama ekstra DPS için o burst'ünü bir gıdım daha ileri ittirmek için cüce çok iyi olabilir. Irksallarda ekstra bir şey yok. Çok ee, şey Hani hangisinin önde olduğu çok belli burada. Peki bu kadar ırksallarda. Şimdi bahsetmeyi unuttuğum bir şey varsa şu kılıcın rengi çok güzel ya. Bahsetmeyi unuttuğum herhangi bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. DC'den gelip bana sorabilirsiniz ya da Twitch var. Twitch yayınlarımda gelip şey yapabilir. Hani böyle detaylı oturup anlatamam haliyle ama yani ufak tefek cevaplar, bir şeyler. Zaten bu videoda daha ne kadar anlatabilirim? Aşırı detaylı anlatıyorum. Ee, o yayınlarda falan ekstradan sorabilirsiniz. Tamam mı? Peki. Protection videosu kaldı. Ondan sonra sınıf e, guide'ları rehber videoları bitiyor. Çok güzel protection videosunda görüşürüz. Bay bay.